Merhaba arkadaşlar, ben Hacı Mühendis. Öncelikle yaptığınız güzel yorumlar için ve aldığım geri bildirimler için çok teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle yeni videolar çekmeye çalışıyorum ve elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışacağım bu konuda. Bu bölümümde planör uçuş okulu hakkında bilgi vereceğim. Çoğumuzun merak ettiği gibi bu kurs ücretsiz mi? Evet, ücretsiz, fakat tabii ki bir karşılığı var. Bu karşılıklardan birazdan bahsedeceğim. Öncelikle bir Türk Hava Kurumu Şubesi'ne üye olmanız lazım. Neredeyse her ilçede ve her ilde bir Türk Hava Kurumu şubesi var ve ücretsiz olarak bu şubelere üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzda genç kanatlar topluluğuna girmiş oluyorsunuz ve bir genç kanat olarak nitelendiriliyorsunuz. Nasıl üye olabilirim? Kimlik bilgilerinizle ücretsiz olarak üye olabilirsiniz. Çok basit. Gidip üye olmak istediğinizi söylemeniz yeterli. Bir karşılıktan bahsetmiştim bu kurslara gitmeniz için. Türk Hava Kurumu'nun veri toplama, sosyal etkinlikler, vize zekat toplama, pul satma gibi faaliyetleri var. Eğer siz bu faaliyetlerde Türk Hava Kurumu'na yardımcı olursanız, buna karşılığında bir puanlama sistemi sonucu puanınız oluyor ve şube aracılığıyla internet üzerinden her yaz olan planör kurslarından uygun olan tarihi seçerek başvuru yapabilirsiniz. Yıl içerisinde genellikle yaz ayları olmak üzere 2 veya 3 planör başlangıç eğitimi açılıyor ve istediğiniz tarihi seçebilirsiniz. Ben 2014 yılında uçuş eğitimi aldığımı söylemiştim. 500'leri 1000 TL civarı fitre zekat toplamıştım ve sanırım 50 TL'lik pul satmıştım. Bunlar benim için yeterli oldu, fakat geçen yıl bunların neredeyse iki katı yapmama rağmen başka bir eğitimde yeterli olmamıştı bunlar. Eğer puanınız yeterliyse kontenjan içerisine girersiniz ve bu ücretsiz bu eğitime hak kazanırsınız. Peki eğitime hak kazandım, neler yapmalıyım? Sicilinizin temiz olduğuna dair bir belge alıyorsunuz. Kan grubu belgesi, tarihname, 3. sınıf sağlık raporu gibi belgeleri hazırlamanız lazım. Bu 3. sınıf sağlık raporunda neredeyse hiçbir şeye bakmıyorlar. Çok genel geçer bir sağlık kontrolü. Yani eliniz ayağınız düzgünse, görebiliyorsanız ve duyabiliyorsanız bu sağlık testinden geçebiliyorsunuz. Çok basit. Kendinizi kasmanıza gerek yok. Biraz planörden bahsedeyim. Planör bir motorsuz hava aracı ve bir vinç veya bir uçak yardımıyla havaya çıkartılıyor. Eskişehir'de yapılan uçuş okulunda planörümüz bir vinç yardımıyla yaklaşık olarak 45 derecelik açıyla 100 km hızla 300 metreye çıkartılıyor ve neredeyse 300 metrede vinçle bağlantısı kesiliyor. Hocalarımız yardımıyla birkaç kural var tabii ki de. Birkaç rüzgar etkeni ve hava etkeniyle planörümüz 1000 km'ye, 1500 metreye çıkartılabiliyor. Bu irtifalarda gün içinde gördüğünüz eğitimi uygulamalar olarak gösterebiliyorsunuz. 7 sortilik bir uçuşumuz var ve 6 sortide eğitimi alıp 7. sortide kontrol uçuşuna çıkıyorsunuz ve uçuş okulunu tamamlayıp tamamlamadığınız tespit ediliyor. Video içerisinde benim gittiğim kurs dönemindeki kalkış ve iniş videoları var. Görüntü kaliteleri pek iyi olmasa da size yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca videonun sonlarına doğru bizim dönemdeki arkadaşlarla düzenlediğimiz bir video var. Sanırım size bu yardımcı olacaktır. Hem de teşvik edici. Uçuş eğitimi devamınca Türk Hava Kurumu'nun size verdiği olanaklardan bahsetmek istiyorum. Günde 3 öğün yemekle ücretsiz olarak yatakhanelerde kalma hakkınız var. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz bu konularda. Tek ödediğiniz ücret aldığınız sağlık raporu, işte belgeler falan, ayrıca yol parası sizden karşılanıyor. Onun haricinde bu uçuş eğitimi yurt dışında yaklaşık olarak 10.000 TL civarı bir ücret karşılığında veriliyor. Fakat Türkiye'de Türk Hava Kurumu sayesinde bu kurslar ücretsiz. Ayrıca Türk Hava Kurumu'nun sadece planör eğitimi yok. Yamaç paraşütü, serbest paraşüt ve yelken kanat eğitimleri de var. Aynı şekilde Türk Hava Kurumu'nda yaptığınız bu faaliyetler sonucunda aldığınız puanla buralarına başvurabiliyorsunuz. Fakat bir pilot olmak isteyen bir öğrencinin, bir havacının bence gitmesi gereken ilk kurs, alması gereken ilk eğitim planör uçuş eğitimi. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.